Gaming Tech'ten herkese merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu gelen ikinci kutumuz 34 kilo ağırlığında, 34-35 o civarlarda bir şeydi. Gördüğünüz gibi soğutucumuz içinde ama burada bir sıkıntımız var. Soğutucumuzun rengi kahverengi olması. Siyah olması gerekiyordu. Yanlış alınmış. Ondan dolayı bu soğutucuyu bu sistemde kullanamayacağım. Çünkü amacımız bu sistemde sadece siyah parçalar kullanmak. Batman bilgisayarı gibi bir şey olacak yani. Ama soğutucu canavar, onu diyebilirim sizlere. Kalitesinden kutusuna kadar her şey çok güzel. Zaten en iyi soğutucular burada hangileri deseniz ya Noctua derim sizlere ya da Be Quiet Dark Rock 4 modeli. Bazı gelen şekerlerimiz. Bakalım başka ne var paketin içinde. Office ufak olduğu için raf sistemi kurmam lazım. Çok gelen ürün var. Ürünler ayak altında, artık her yerdeler neredeyse. Gördüğünüz gibi. Corsair'dan ışık çubuğu. Bunu da tabi sistemimize bağlayarak test edeceğiz nasıl bir şey olduğunu. Ardından göreceğiz. Ekran için kol. Gazlı oluyor bunlar. Daha kolay ekranınızı istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Süpürge. Klavye için. Abi diyeceğiniz bu ne ya? Ben de bilmiyorum. Beraber göreceğiz. Yeni gelen bir işlemci daha. Bir tane daha yolda olan var. Hangisinin silikon kalitesi iyiyse onu seçeceğiz bu sisteme. 3070 Ti. Belki 3070 Ti kullanacağız sisteme. Belki 3080. Bakacağız bakalım duruma göre. Bakalım başka kartımız var mı? Elgato'dan Keylight. Streamerlar için ideal bir ışık. ...3080 Ti. Canavar bir kart. Fena değil. Ampalo versiyonu. Gayet güzel. Oh my god, this one is really 3080. 3090 yokmuş paketimizin içinde. Belki gelecek pakette olabilir. Beklediğim bir paket daha var. Kısmetse belki haftaya. Glorious'tan gelen klavyemiz. Bu klavyeyi komple baştan biz kuracağız. Komple paramparça yapıp içine bazı ufak modifikasyonlar da yapacağım. Hanıma aldıydım bunu. Anakartı bu tarzda görünce biraz korktum. Dedim zarar mı aldı? Dedim zarar mı gördü? Bir şey mi oldu? Ama bir şey, sıkıntı yokmuş. Kutular ezmiş. Tahminim onu monitör bolu yaptığı için. İsveç çikolatası. İçinden belleğimizi çıkaracağım. Onun dışında gördüğüm kadarıyla hiçbir sorun yoktu. Gördüğünüz gibi bu gelenlerin hepsi 35 kilo. İnsan hiç anlayamıyor ya. Bir masaya hepsi sığıyor. Değerini hesaplamadım. Size kalmış bir şey. Xiaomi'den de klavyemiz için gelen bir parça. Halımız berbat bir şekilde. Onu temizleyip ya da yenisini bulacağız artık. Ucuz bir şeydi zaten. Çok girip paket bilmem ne bir şey açtığım için üstünde batıyor ediyor. Bir şeyler dökülüyor gördüğünüz gibi. Klavyemiz için de özel kullanacağımız pedler. Lehim yapılmış varyantı almışım. Bakacağız bakalım onu da düzeltebilirsek. Bunlar da switch filmlerimiz. Yanlış olmuş ama bakacağız bakalım. Olursa olacak, olmazsa yenisini alacağız. Klavye bayağı ağır ama CNC alüminyumdan sırf bütün gövde. Gasket mounted diyorlar. Stabilizers'ları anında değiştirmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi gelen paketler bunlardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala üye olmadıysanız olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın.